Bu uygulamamızda Katya programında NC kod çıkartmayı göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar, Katya'da CAM yaptıktan sonra NC kod çıkartabilmemiz için orada birkaç hata oluyor. O hataların önüne geçebilmek için öncelikle CAM yapmadan önce arkadaşlar programı açtığınızda bu ana sayfamız geldiğinde arkadaşlar Tools Options oradan da arkadaşlar sol taraftaki menündeki yazılar biraz küçük ama buradan machining'i bulun arkadaşlar. Machining. Machining'de bir ayar yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi machining'in içinde output var arkadaşlar. Output'ta sizde none seçilidir. Burada IMS'yi seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. IMS'yi seçmezseniz NC kodu çıkartırken sorunla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. IMS seçilecek. Ben arkadaşlar NC kodu nereye çıkartmamız gerektiği ile ilgili de şöyle bir şey yapıyorum. NC kod yazan yerin karşısına arkadaşlar 3 noktaya tıklarsanız buradan masa üstünü seçin. NC kodu masa üstüne çıkartın. NC kod, NC Dodge ve NC kodu yanındaki 3 noktaya tıklayarak masa üstünü seçersiniz. Masa üstüne çıkartır arkadaşlar. Öncelikle bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu yapmazsak ilk önce CAM'i yaparsak sonra bunu yapmaya çalışırsak sorun çıkartabilir arkadaşlar. Okey dedim. Okey dedikten sonra arkadaşlar programı bir kapatın. Programı kapattıktan sonra tekrar programı çalıştıralım arkadaşlar. Evet, programımız çalıştı arkadaşlar. Alt pencereden şunu kapatayım. Ben çizdiğim parçayı programa sürükleyip bırakacağım. Sürükleyip bıraktım arkadaşlar. Şimdi machining yapalım arkadaşlar. Start machining, surface machining. Ben bunu hemen hızlıca arkadaşlar bir kemini yapayım. Ondan sonra da kod çıkartmayı göstereyim arkadaşlar. Şimdi surface machining'e girdikten sonra arkadaşlar rockstock var. Rockstock'u eğer bulamazsanız arkadaşlar stock'umuzu oluşturamayız. Rockstock genelde şu aşağılarda oluyor arkadaşlar. Bu aşağılarda oluyor. Buradaki menüleri kaldıra kaldıra bu şekilde bunu buraya yerleştirebiliriz arkadaşlar. Şimdi stock'umuza tıkladık. Parçamıza tıkladık. Evet dedik. Hemen çift tıkladık. Ölçüler değişti burada. Okey dedik. Sarı oldu arkadaşlar. Sarı. Şimdi Product listinin altında parça var. O okuna tıkladım, artısına tıkladım, bir daha tıkladım. Üstteki bizim parçamız, alttaki de bizim geometrik offset, yani stoğumuz. Sağ tık height dersem kaybolur. Sağ tık height dersem kaybolur. Sağ tık show dersem sadece stoğumuz görünür ve sağ tık show dedim. Şimdi arkadaşlar, burada ilk yapmamız gereken part operation var. CNC seçimi ve sıfır seçimi, parça seçimi, stok seçimi arkadaşlar. En üstteki makineyi seçelim arkadaşlar. Buradaki en önemli kısım arkadaşlar numerical control. Eğer arkadaşlar emülatör sizde yazmayabilir. Bende 3 tanesi var ama sizde yazmayabilir. O önemli değil. Post prosesör var. Yani işlemci arkadaşlar. FANUC sistemlerini ya da diğer sistemlerini seçeceğimiz yer var. Buradan arkadaşlar ben okumayı seçmem lazım. Okuma. FANUC da seçebilirsiniz arkadaşlar. FANUC 0 lib de seçebilirsiniz. Okumayı da seçebilirsiniz. Okuma. Okumayı seçtim. FANUC'u da seçebilirsiniz arkadaşlar. Artık yapacağınız keme göre ya da CNC'ye göre arkadaşlar. Senit de yani tornayı da senit mil yapalım. Bu katalog sayfası arkadaşlar programlara göre başta görünmeyebilir sizinkinde. Burada okuna tıkladığınızda hiçbir şey görünmeyebilir. Ama biz başta Tools, Options, oradan Machining'den Output'u IMS yapınca programı tekrar açınca burası aktif olur. Eğer onu yapmazsanız burası aktif olmaz arkadaşlar. Okey dedim. Şimdi sıfır noktamızı tamamlatalım. Tıkladım. Orta noktaya tıkladım. Şu köşe noktası olsun. X, Y ters geldi arkadaşlar.
X'in okuna tıkladığım yön belirtmeme gerek yok. Ters geldiği için reverse direction diyerek terse çevirebilirim. Okey dedim. Hala ters gibi görünüyor ama bir kez daha okey dersem yönün doğru olduğu arkadaşlar. Sonra parçamızı seçelim. Parçam bu üstteki. Stoğumu seçeyim. Stoğum alttaki ve onaylayayım. Diğer parametrelere sonra girebiliriz arkadaşlar. Ben bununla ilgili uygulama attım. Kanalımızda bulabilirsiniz. Şimdi part operation'da işlemeye başlamadan önce arkadaşlar part operation okuna tıklarsam burada manufacturer sayfası var arkadaşlar. Ben bu sayfaya tıklar rafting'e tıklarsam işleme parametreleri gelecek. Ama buna tıklarsam hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Ama ben buna tıklar, daha sonra buna tıklarsam sayfam açıldı. Tam tersini de yaparım. İlk önce rafting'e tıklayıp sonra manufacturing programına da tıklayabilirim. Açılan sayfamı ben hızlıca yapayım arkadaşlar. Parametreler önemli değil. Limiting counter olarak bu dört köşeyi seçtim. Dört köşenin içindeki oy kısmı işleyecek. Okey diyorum. Rockstock tıkladım. Alttaki parçam geometrik offset. Part'a tıkladım. Radius. Parçam seçildi arkadaşlar. O önemli değil arkadaşlar. Şimdi takımımı seçebilirim buradan. Takım çapışı olsun. Devir sayılarını değiştirebilirim buradan. İşlemeleri, retroarch ya da slowdown rate'i değiştirebilirim. Ya da step overlay seçerim. Aksiyel talaş derinliğini 1 mm veririm. Bu parametrelerim hepsi yeşil olduktan sonra işlemeye geçebilirim. Sarı da olabilir ama kırmızıysa işlemez arkadaşlar. Şimdi işlememizi yapalım. Alta tıklıyorum. Simülasyonumuza geçiyorum. Kameraya tıklayıp ortadaki full video'ya tıklıyorum. Ve uygulamamızı başlatıyorum. Hızlandırıyorum arkadaşlar. Önemli değil. Okey dedim. Okey dedim arkadaşlar. Şimdi ben NC kodu çıkartıp CNC'ye göndereceğim. Onun için yapmam gereken arkadaşlar Manufacturing programa tıkladım. Sağ tıkladım. En altta Manufacturing Program obje var. Ona geldim. Oradan da Generate NC Code yazar arkadaşlar. Oraya geldim arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz bende Xcode hazır. Zaten NC Code çıkartamayan arkadaşların en büyük sorunu bütün bu ayarlamalara rağmen Xcode aktif olmuyor. Yani kodu masa üstüne çıkartmıyor ya da belirlediğiniz bir yere çıkartmıyor arkadaşlar. Onun için arkadaşlar şunu NC Code seçelim. Bakın NC Code çıkartacakken Xcode açık olmazsa dediğim işlemi gösterdiğim işlemlere uygulamanız gerekiyor arkadaşlar. Zaten şuradan anlarsınız arkadaşlar. En sona geldiğinizde NC Code'da şuradaki katalog sizde görünmüyorsa buraya artısına okuna tıkladığınızda burada bir şey görünmüyorsa orada sıkıntı var. Dediğim işlemleri uygularsanız bu katalog açılabilir arkadaşlar. Buna tıkladım. Evet arkadaşlar dediğimiz işlemler yapıyoruz. Okuma seçili. Evet. Execute diyerek daha önce seçtiğim yere yani masa üstüne onları kodlarını çıkarttı arkadaşlar. Çıkan soruya tamam dedim. Şimdi not defteri şeklinde arkadaşlar. Mesela masa üstüne çıkarttı. Progress Manufacturing program diyor. Ona çift tıkladım. Onu direkt görmezse yüklü bir program listesinden program seçin arkadaşlar. Onu not defteriyle açın arkadaşlar. Evet aynı işlemi şurayı şimdi yapalım. Evet arkadaşlar. Kodlarını NC kodlarını çıkartmış olduk. Program adı bu. Evet, takımı seçmişiz. Diğer parametreler burada seçili arkadaşlar. Seçtiğimiz işlem için NC kod çıkartma sorununu böylelikle halletmiş olduk arkadaşlar. Uygulamamızı izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.